kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan'ın bitmesine çok az kalmışken artan pideleri değerlendirmelik müthiş bir tarif olan Bursa'nın pideli köftesini yapalım. Çok lezzetli ve çok doyurucu bir tarif oluyor. İlk olarak köfteleri yapmakla başlıyoruz. Kıymamıza böyle suyu sıkılmış soğanımızı, sıvı yağımızı, suyumuzu, bu suyun içine birazcık karbonat döküp karıştırıp öyle eklerseniz daha iyi olur. Galeta unumuzu ve baharatlarımızı ekleyelim ve güzelce yoğuralım. Bu köfte dinlendikçe daha güzel oluyor. İsterseniz bir gece önceden de yapabilirsiniz. Ben birazcık dinlendirmeyi tercih ettim. Geceden yapmadım. Daha sonra bunlara cevizden biraz büyük şekiller veriyoruz. Güzelce yuvarlıyoruz. Çünkü bunları kağıt kadar ince açacağız. Ben bunun için streç kağıdı bu şekilde katladım. Biraz yukarıdan da pay verdim. Çok ince olacağı için bir yerlere yapışmasını istemedim. Bu şekilde incecik yapana kadar açtım. Daha sonra streç filmimi kaldırdım ve köftemi aldım. Bu şekilde köfteyi almak çok daha kolay oluyor. Elinizde açmak isterseniz elinizi güzelce yağlamanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere incecik köftelerim oldu. Tüm köftelerimi bu şekilde sabırla açtım. Daha sonra size detaylı bir şekilde gösteriyorum. Ve pidelerimi doğramaya geçiyorum. Bir gece önceden kalan pidelerimi biraz büyük küpler halinde doğradım. Yemek kolaylığı açısından isterseniz biraz daha küçük küpler elde edebilirsiniz. Daha sonra bunları fırın tepsisine aldım ve kızartmak için fırına gönderdim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz ama kızartırsanız tadı bambaşka oluyor. O yüzden kızartmanızı tavsiye ederim. Döküm tavama ilk olarak biberlerimi aldım. Domateslerimi de koydum çünkü biber ve domates çok yakışıyor. Köftelerimi de ekledim. Döküm tava olduğu için iyice kızarmasını bekleyin. Ondan sonra köftelerinizi koyun ve sonra tek tek çevirin. Zaten çok hızlı oluyorlar ince köfteler olduğu için. Domateslerimi, biberlerimi de bu şekilde yapınca aynı mangalda yapmış gibi oldu. Kızaran köftelerimi kenara aldım. Biberler ve domatesler biraz daha geç olduğu için onları birazcık daha kızarttım. Onları da kenara aldım. Tabağıma pidemi ekledim. Böyle altına güzel olacak şekilde serdim. Bir tarafını boş bıraktım. Oraya yoğurt koyacağım. Daha sonra üzerine birazcık domates sos gezdirdim. Domates sos çok yakışıyor. Ben bol bol koyuyorum. Daha sonra köftelerimi dizdim. Biberlerimi ve domateslerimi de ekledim. Hem görsel açıdan hem de lezzet açısından biber ve domates çok yakışıyor. Daha sonra yanına yoğurt koydum ve üzerine bir kere daha domates sosu geçtim. Kızarttığım tereyağından da ekledim ve bu şekilde servis ettim. Deneyen herkese afiyet olsun.